Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu yılın en önemli aylarından biri Ekim olacak kuşkusuz. Tutulmalar var. Güneş tutulması, ay tutulması kişisel ve toplumsal alanlarda önemli etkiler açığa çıkarırken önümüzdeki 6 ayı da şekillendirecek. Evet sevgili koçlar, ayın büyük bölümünde İlişkilerle ilgili daha fazla çaba içerisinde olabilirsiniz. Mars'ın 12 Ekim'e kadar terazi burcundaki geçişi, ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, eşinizle ilgili konular, partner ilişkileriniz, her türlü birebir ve karşılıklı ilişkinizle ilgili alanda daha fazla enerji ortaya koymanıza neden oluyor. Bu ayın ilk haftası içerisinde, hatta ilk iki haftası içerisinde biraz mücadele de gerektirebilir. Çünkü Mars güney düğüm yönünde, Plüto'yla, Neptün'le sert açılanmaları var. Bu durum bazı konularda daha fazla sizi zorlayabilecek koşullar ortaya çıkarırken, belki de bazı şeyleri daha ciddiye ele almanız gerekiyor. Bir süredir devam eden bu mücadele alanlarında artan farkındalığınızla beraber artık daha kararlı olmanız gerekiyor. Eşinizin veya partnerinizin yaşamında bazı zorluklar olabilir veya partnerinizin şu anda içinde bulunduğu koşullar sizi de doğal olarak etkileyebilir. Tam da bu alanda 14 Ekim'de Terazi Burcu'nun 21 derecesinde önemli bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları aynı zamanda yeni aylardır ama etkileri daha uzun vadeye yayılan yeni aylardır. En az 6 ay bu etki gündemimizde olabilir. Koç terazi tutulmaları biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında başladı. 2025 Mart ayına kadar da 1,5 yıl devam edecek ve bu 1,5 yıllık koç terazi aksındaki tutulmalar her 6 ayda bir artarak, etkilisi yenilenerek sizin de yaşamınızda bazı düzenlemeler getirecek. Şimdi bu 14 Ekim'deki terazi burcundaki güneş tutulması ilişkilerle ilgili alanda hayatınızda yeni bir kapı açabilir. Her koç burcu aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Burada dereceler önemlidir tutulmalarda. Özellikle yükselen burcunuz, güneş burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa bunu 15 ile 27 derece arasında alabilirsiniz. O zaman bireysel anlamda çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve doğum haritanızda önce burçlarda yerleşimler öne çıkıyorsa, yani birden fazla gezegeniniz önce burçlardaysa kuşkusuz tutulmanın etkisi biraz daha artacaktır. Bu tutulmayla beraber evlilik ve işbirliklerinizde bazı dönüşümler olabilir. Çünkü Plüto etkili bir tutulma, yani güçlü dönüşümler getiriyor. Güney düğüm yönünde olduğu için biraz bazı ilişkileri geride bırakmanız mümkün. Yani sorunlu ilişkiler, bitmesi gereken ilişkiler bitebilir bu tutulmayla beraber hayatınızda. Bununla beraber tabii ki süre gelen bir ilişkinizde belki farklı bir aşamaya taşıyabilirsiniz bu ilişkiyi. Eşinizin, partnerinizin hayatında önemli etkiler söz konusu olabilir. Plüton'un 10. evinizden şu anda tesir etmesi kariyerinizi, toplumdaki statünüzü, duruşunuzu önemli ölçüde dönüştürecek bazı ilişkiler anlamına geliyor. Bu bir işbirliği olabilir, ortaklık, evlilik, ayrılık, boşanma konuları ve benzeri konular. Yani bunlar tabii ki toplumdaki duruşunuzu, statünüzü, kariyerinizi, geleceğinizi önemli ölçüde etkileyecektir. İşte bu tutulma böyle önemli bir dönemi işaret ediyor. Evet, ayın 15'inden sonraki sürece baktığımızda artık yavaş yavaş işte Mars'ın Akrep Burcu'na doğru yolculuğu başlayacak. Ardından 22'sinden sonra Merkür Akrep Burcu'nda Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Biraz daha para konuları, finans konuları, hisseli paralar, borç alacak konuları, paylaşımlar ve benzeri konular. Yani ekonomi de bu ay önemli. Çünkü biliyorsunuz Jüpiter Boğa Burcu'nda ve bu ay Boğa Akrep aksında son 1,5 yıldır yaşadığımız tutulmaların sonuncusunu da 28 Ekim'de yaşayacağız. 28 Ekim'deki ay tutulması bir dolunay ama etkileri daha güçlü olan bir dolunay. Bu dolunay her dolunayda olduğu gibi bir farkındalık, önemli bir aydınlanma, bir dönüşüm, sonlanma etkisi getiriyor ve Jüpiter'le de birleşiyor. Ama tabi Akrep Burcu'nda da çok fazla gezegen olduğunu görüyoruz. Tutulma sırasında Mars Akrep'te, Merkür Akrep'te, Güneş Akrep'te 2-8 aksınız özellikle
ayın ikinci yarısından sonra tutulma döneminde 28 Ekim ve yakınlarında çok daha etkili olabilir. Finans durumunuzla ilgili bir gündeminiz var. Kuşkusuz kazançlarınız, sahip olduğunuz paralar, mal varlıklarınız, bunlarla ilgili alanlarda önemli etkiler alabilirsiniz ve belki bunlar son 6 aydır, 1 yıldır hani uğraştığınız, çaba harcadığınız, sonuç beklediğiniz konularda olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor. Eğer kişisel haritalarınızda 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu tutulma sizin için şahsi olarak çok daha önemli olabilir. Hani bir evlilikle, ayrılıkla bağlantılı işte nafaka konusu, tazminat konusu, mal varlıkların paylaşımı gibi konular ya da belki aileyle bağlantılı bir miras konusu, borçlanma konuları, işbirliği ve ortaklıklar ya da iş yatırımlarıyla bağlantılı bir kredi konusu, bir borcun yapılandırılması, belki emeklilik, emekli olma ya da bir işe girme, kazanç elde etme ve benzeri konularda özellikle Boğa burcundaki bu ay tutulmasının sizin için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Etkilerini bu ayın son haftasında görebileceğimiz gibi Kasım, Aralık ortalarına kadar olan süreçte de hissedebileceğimiz önemli bir tutulma bu sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart-20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.